Kadir, ne olursa olsun o adamı dinleme. Onun zaten amacı seni yıkmak. Gerçekten dediğin gibi seni iyi tanıyormuş. Seni nereden inciteceğini, nereden yaralayacağını o kadar iyi biliyor ki. Kadir bak, annenin seni sevmemesi mümkün değil. Annenin hangi koşullarla yaşadığını, senden neden vazgeçmek zorunda olduğunu, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Nereden biliyorsun zorunda olduğunu Zeynep? Belki isteyerek yaptı. Hayır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya ben de bir anneyim. Hiçbir anne evladını bilerek, isteyerek bırakmaz. Mutlaka bir sebebi vardır. Ben sana bunu ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacaksın? Selim Gür'ün teklifini kabul edeceğim. Ya delirdin mi sen? Delirdin mi? Kafayı mı yedin Zeynep ya? Selim Gür denilen o bunun değnekçisi. Ne derse dediğini yapan adam bu. Biliyorum. Biliyorsun da o zaman ne yapıyorsun ya? Beni mi test ediyorsun yani? Taklaya mı gelelim tekrar? Ne yapalım Zeynep? Beni sinirlendiriyorsun ya durduk yerde. Ben senden izin istemiyorum. Ah. Eski Zeynep'e geri döndük. Hoş geldin eski Zeynep. Ya Kadir, sen demedin mi? Veli demiş ki annen yanımda, burada. Tamam, doğru veya yanlış bilmiyoruz. Ama sonuçta annene giden yol Veli'den geçiyor. Veli'ye giden yol da benim o ofiste çalışmamdan geçiyor. Sen dal ya... Beni mi test ediyorsun Zeynep? Ne yapıyorsun ya? Sabır testi miyim ben? Neyim? Böyle bir şey yok. Anladım, kalbin güzel. Tertemiz bir kalbin var. Benim için bunları yapmak istiyorsun. Ben böyle bir şeyi risk alamam. Bu tamamen bir risk. Anladın mı? Kapat mevzuyu. Sen aileni kurtarmak için ne kadar risk aldın? Ya o başka, bu başka. Başka falan değil. Ben sana söz verdim. Eğer aileni kurtarırsan anneni birlikte bulacağız dedim. Şimdi benim elime bir fırsat geçti, anladın mı? Bırak, sana yardım edeyim. Şşş. Tamam mı? Vay. Şşş ha. Sonunda aramıza yavaş yavaş geri dönüyorsunuz Zeynep. İyi ki döndüm. İyi ki döndüm. Bahar, bunlar nedir böyle? Bilmiyor musun? Çocuklar bunları sevmiyor, yemiyor. Neden aldın şekerim bunları yine? Ay. Ne oldu? Niye gözlerin oldu? Biliyor musun? Oğlumun sevdiği bir kız varmış Bahar. Veli mi söyledi? Hı. Evet, o söyledi. Çok sevmiş hem de. Yetimhanede beraber büyümüşler. O da sevmiş mi Yusuf'u peki? Sormadım. Soramadım. Ama sevmiştir herhalde, değil mi? Sevmiştir tabii ablam. Ha, bari biri onu sevmiş olsun. Sevginin ne olduğunu tatmış olsun istiyorum. Ay, nasıl bir kız acaba? O kadar tanımak istiyorum ki. Ya nasıl sever acaba? Nasıl bakar? Onu bir tanısam. O kadar isterdim ki tanımayı. Bir bulsam. Ve karşıma oturtsam. Gözlerine baksam. Bana da oğluma baktığın gibi bak desem. Onun gözlerinde oğlumu görsem. Kokusunu burnuma çeksem. Oğlumun kokusu gibi. Belki o zaman hasretim diner. Hani oğlumun sevdiği kızı tanırsam belki oğlumu da tanırım Bahar. Ya ablam, yapma Allah aşkına böyle. Bak, yüzünü güldüreceğimiz kaç çocuk var. Bunları düşün, yüzün gülsün. Tamam. Vallahi gözleri kapıda bizi bekliyorlardır şimdi. Tamam, peki. Hadi ablam, hadi. Melih Bey, nasıl oldu bilmiyorum ama Cemre videoyu izlemiş. Artık her şeyi biliyor. Babasına anlatacağını söyledi. Elinde kanıt olmadan hiçbir şey yapamaz. Sorun da bu zaten. Para hazır dedi. Videoya her an ulaşabilir. Para hazır olsa da parayı alacak olan hazır değil. Şşş, para geldi, rahat ol. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Cemre videoyu alamayacak. Sen daha fazla kafan takma. Sen üzerine düşeni yapmaya hazır ol yeter. Ben hazırım. Güzel. Benden haber bekle. Keyfim yerine gelsin diye vuruyorlar. Acı içindeyim. Çok zor günler geçiriyorum. Çocuklar da sağ olsunlar beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi, anladığıma göre içerideki geri zekalının ipleri senin elinde. O salak kendini çok büyütüyor ama içi boş. Gizli patron sensin. Doğru mu? Doğru. Güzel. O zaman işleri seninle yürüteceğiz. Ne işi? Anlatacağım tatlı kız ama önce elleri çözelim. Şimdi sana iki şahane tercih sunacağım. Hangisini seçersen seç, tercihine saygı duyacağım ve kabul edeceğim. Seçim sana ait olacak. Şimdi beni iyi dinle. Cemre'den alacağın parayı mı istiyorsun? Yoksa Kerem'in hayatta kalmasını mı? Nasıl? İkisi de şahane değil mi? Ama hiç acele etme. Vaktimiz var. İyice düşün. Aklını kullan. Ya da kalbine. Hangisini tercih edersin? Üçüncü bir seçenek yok mu? Hem aklımı hem kalbimi kullanamıyor muyum? Güzel. Güzel. Çok merak ettim. Nedir bu diğer seçenek? Hem parayı alıp hem Cemre'yi öldüremiyor muyuz? İkisini birden yapamıyor muyuz yani? Ben buraya bayıldım. Güzel değil mi? Çok güzel, ferah, yüksek tavanlı. Aynen. Burada hepinizin ayrı ayrı odası olacak. Bak girer girmez hemen sağ tarafta burayı Cemre'nin odası git diye düşündüm. Ne bileyim yani. Öyle güzel. Ne şuraya masasını koyar. Buraya masasını koyar, bu caddeye bakıyor veya buraya masasını koyar. Ne bileyim işte takılır yani kendi çapında. Çok güzel. Senin odan dip tarafta. Tam karşıda sağda. Orası biraz daha işte ferah, biraz daha aydınlık. Sen aydınlık yerleri seversin diye. Severim. Bu şuna bakacağım merak ettim. Ay o. Güzel. Yani... Evin böyle pahalı mağalı göründüğüne bakma şatifilli ama yani bir şekilde benim tribünden arkadaşım bu çocuk, evin sahibi. Onu ben bir şekilde ayarlarım. Sen yeter ki beğendiğini söyle yani. Tamam, bana uyar. Ben gerçekten çok beğendim. Ya harbi mi diyorsun? Gerçekten çok beğendim. Acaba mı? Ne bileyim kızım, yani senin eski evin gibi bir ev değil ya burası, ondan dolayı. Ama... Tamam işte. Daha iyi ya. Ben zaten hiçbir şey eskisi gibi olsun istemiyorum. Olaya bakıyorum. Ya tabii boya badana eksiği var, sen bakma, boyası badanası yapıldıktan sonra ev adama döner yani. Onu hepimiz hallederiz. Diğer ıvır zıvır eksikler var, onu biz Kerem'le çözeriz. Yani öyle derme çatma görünmüyor zaten, derme çatma da. Yani biraz işlem yapıldıktan sonra bence çok güzel adam olacak bir ev. Yemek masasını da artık buraya kurarız. Böyle. Nasıl? Şu duvarı da Sarıyer Spor renklerine boyayacağım da tam olsun bari. Ney? Ya dedin ya küçükken. Hani kendi evimiz olursa ileride bir duvarı ben mavi beyaz boyayacağım dedin ya. Oo, kızım o zamanındaki yapmış olduğumuz anlaşmaydı seninle. Sen de gitmiş olduğun rockçı konserlerinden topladığın posterleri asacaktın duvara, ne oldu? Ne ilgisi var canım, o ikisi aynı şey mi? Aynı şey tabii, aynı şey. Ulan az mı geldim, yıllarca seninle o rockçı konserlerine geldim ben be. Ne o? Böyle bir gereksiz kafa sallama falan filan. Ne de değişik bir müziktir o ya. Nasıl bir anlayıştır, anlamış değilim yani. Sonra o ne biçim öyle göz boyama? Yani gözlerini böyle bir siyah boyuyordun, çok net hatırlıyorum. Onun ne anlama geldiğini ben hiç anlamıyorum yani. Nedir o? Hani böyle... yani tam bir pandaya benziyordun ha. Şaka yapmıyorum. Doğru söylüyorsun, gerçekten çok kötüydü. Ne yaptın peki posterleri? Duruyor mu? Yok. Yani sakladım öyle bir süre. Sonra attım. Bakınca üzüyordu. Attım ben de. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benim bu eve taşınmadan önce Aylin'le konuşmam lazım. Galip'i söylemem lazım ona. Ben Aylin'e babasının öldüğünü nasıl söyleyeceğim? Ben böyle bir şeyle nasıl mücadele edeceğim bilmiyorum. Babamın öldüğü gün hiç aklımdan çıkmıyor. Kimsesiz kaldığım o gün. Ya kızım, Aylin kimsesiz değil ki ya. Sen varsın, ben varım. Biz varız. Ona ihtiyacı olan sevgiyi veririz. Onu sevgi manyağı yapacağız. İyileştireceğiz onu. Hepimiz yardımcı olacağız ona. Yardımcı olacağız. Birbirimizi iyileştireceğiz. Birbirimizi de iyileştireceğiz. Dökme yüzünü. En sevmediğim şey. Şşt. Vay. Avukat hanım, ne haber? Gel. Oğlum ne yaptın? Ehliyeti balıkçıdan mı verdiler sana? Ne oldu şimdi? Beni tek başına bırakıp bir aile mi oldunuz? İnsanlar sevdikleriyle sınanmadan aile olamazlar. Kadir abiniz bunu size anlatmadı mı? Önce bir benim sınavımdan geçin. Geçerseniz aile olursunuz. Tabii geriye bir aile kalırsa. Yumurtaları ben kırdım. Ama yerken dikkat edin, ben ayıkladım ama gene de kalmış olabilir. Neli yaptınız bunları? Bir limonlu, bir çikolatalı. Ay, ikisine de bayılırım ben. Üzerine çiçekli çizdim, değil mi? Evet. Annesi, senin bu kızın çok hamarat. Ne diyor Serpil teyze, hamarat diyor sana? Bence çok hamaratsın. Aferin sana, çok hamaratsın sen. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Anne. Oğlum. Sana da sarılayım kuzum. Ne oluyor burada ya? Anne bize sahip çıkıyoruz abi. Güzel oğlum. Anne ben sana sahip çıkacağım. Aa, gel çık bakayım o zaman. Sahip bana çık. Serpil teyze yarın da börek yapalım, olur mu? Yapalım kızım. Hem de Kerim abinin en sevdiğinden ıspanaklı yapalım. Sen ne diyorsun ya? Buradan yürüyelim işte biz. Ama biz yarın önce bir anne kız böyle parka gitsek. Seninle azıcık oyun oynasak, sonra sohbet etsek. Sonra Serpil teyzeyi ararız. Müsaitse o da gelir, olur mu? Tamam, olur. Abi. Serpil teyze sen de müsait ol, tamam mı? Tamam kuzum. Sen istersin de olmaz mıyım? Anne çıkalım yavaştan biz. Olur, geç oldu. Gideyim hadi ben. Çok teşekkür ederiz bugün için. Ne demek kızım, lafı mı olur? Sen burada mısın? Biraz daha kalırım. Tamam, ben de o zaman annemi bırakır gelirim. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazırda çay var, ister misin? Çay içerim. Yalnız ben kurt gibi açım ya. Avukat hanım. Şu sofrayı bir ayıklasan da bir şeyler yesek bu akşam. Ne söyleyelim? Ne mi söyleyelim? Yemeği diyor, dışarıdan söyleyelim diyor. Ay yo dışarıdan olmaz. Ben sulu yemek diyorum ya. Yanında salatası olan falan. Bizim Serpil teyzeyle yaptıklarımızı yesiniz de. Serpil teyzenle senin kekten başka ne yaptınız siz bakayım? Bir tek kek yapmadık. Başka yemekler de yaptık. Bari sofra kur avukat hanım. Varsa öyle meziyetin, var mı öyle maharetlerin, hünerlerin falan? Uğraşma şu kızla ya. Öyle bir meziyetim var. Görelim bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizde sofrayı kuran da kaldırır ha. Çalışan kazanır, elması ne olur kızarır. Oğlum biraz yavaş. Anacığım ben daldım gittim. Anacığım. Kerem. Efendim? O kız kimdi oğlum? Zeynep abla, anne. Ya onu demiyorum oğlum. Sen benim kimi dediğimi çok iyi biliyorsun da. Cemre mi? Ha, Cemre. Avukat anne o. Oğlum ben mesleğini mi soruyorum? Neyi soruyorsun anne? Kim oğlum o kız, kim? Zeynep ablanın arkadaşı anne, tamam oldu mu? Ha. Zeynep ablanın arkadaşı, senin değil öyle mi? Anne sen gece gece niye kazıyorsun beni ya? Neyin peşindesin sen? Bir söyler misin bana? Oğlum mutlu olsun, yüzü gülsün, onun peşindeyim. İyiyim ben, iyiyim. Ne güzel bakıyordu ama sana. Harbi mi? Var ya, gece gece attın oltayı, sallıyorsun bizi sazan balığı gibi dolaştırıp duruyorsun anne. Ne yapayım, bu halleri çok hoşuma gidiyor. Belli. Hoşuna gittiği belli. Güzel annem benim. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Anne bak, biraz daha devam edersen vallahi billahi ben geri döneceğim, Zeynep ablamların yanına gideceğim. Tamam, sustum, tamam. Tamam. Hadi. Şunu da çıkartalım. Hı. Evet. Hadi bakalım yatağa. Masal zamanı. Hadi okuyacağımız masalı bugün sen seç. Hayır, bugün okumayalım. Anlat. Anneciğim ben masalı anlatmayı beceremiyorum biliyorsun. Ama babam anlatıyordu. Sen de anlat ne olur. Tamam, hadi seçelim o zaman birlikte hangisini anlatacağımız. Ben anlatayım mı masal? Anlatsın bana. Bilmiyorum vallahi masal, sen dinleyeceksin, sen söyle. Anlatsın. Tamam anlatsın ama sen söyle, öyle anlatsın. anlat. Biz dinliyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde mahallenin birinde bir adam yaşarmış. Bu adam çocukları çok severmiş. Sonra bir gün mahalleye bir çocuk gelmiş. Adam çok mutlu olmuş. E mutlu olmaz mı? Çocuk o kadar güzelmiş, o kadar prensesmiş, o kadar akıllıymış. Böyle güldüğü zaman yanağında şöyle bir gamzesi varmış güzel. Onunla görüşüp konuşan herkesin suratı gülüyormuş. Adam demiş ki vay be, ben demiş buldum arkadaşımı. Buldum da ben demiş buna nasıl yaklaşırım, nasıl konuşurum, nasıl arkadaşlık kurarım bu çocukla derken... demiş adamın avucunun içerisine gökyüzünden bir yıldız düşmüş. Böyle bakmış yıldıza. Demiş tamam ya, bu yıldız benim arkadaşım için demiş, yani bu çocuk için. Ben demiş bunu ona nasıl verebilirim? Veremem. Onun gelip alması lazım yıldızı. Sonra yıldızı sımsıkı tutmuş böyle kaçmasın diye. Ta ki o çocuk gelip yıldızını alana kadar ve kendisiyle arkadaşlık kuracağı güne kadar beklemiş. Çok güzel masalmış değil mi?